Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Bugs Bunny'nin bacaklarını öreceğiz. Sonra iki bacağı birleştirerek gövdeyi tamamlayacağız. Daha sonra karın bölgesindeki bu beyaz parçayı öreceğiz hep birlikte ve gizli dikişle vücuduna dikeceğiz. Ve en son aşamada da patileriyle bacakların dikişini tamamlayacağız. İçini elyafla dolduracağız. Sizlerden çok özel bir ricam olacak. Videolarımı ilk yayınladığım anda sizler göz atmak istiyorsunuz. Videoya tıklıyorsunuz, giriyorsunuz. Fakat videoya tıklayıp hemen çıktığınız zaman bu 2 saniyelik, 5 saniyelik, 10 saniyelik tıklamalar kanala yarardan çok büyük zarar sağlamaktadır. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Kanalın ortalamasını çok düşüren hareketler oluyor. Yani videoya girdiğiniz zaman en az 1 dakikalık bir seyretme olmalı ki bu kanala fayda sağlasın. Ama 2 saniyelik, 5 saniyelik tıklayıp çıkmalar çok büyük zarar vermekte kanala. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Ve videolarım yayınlandığında da beğeni ve yorumlarınızı bırakırsanız YouTube algoritmasında o videomun daha üste çıkması ve daha çok kişi tarafından gösterilmesine destek olmuş olursunuz. Bu açıdan da desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hazırsanız eğer ben hazırım. Haydi hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki bacağın ortasını birleştirmek için kullanacağımız parçayı öreceğiz hep birlikte. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ikinci zincirin içinden itibaren 5 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekeceğim. Geri dönüyorum. Şimdi ikinci sıraya geldik. 2 ve 4. sıralar 2, 3, 4. Yani 3 sıra arkadaşlar. Her sırada 5 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Şimdi birinci sırayı birlikte örelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 2 sıra daha örelim ve tamamlayalım. Evet, sıraları tamamladım ben 4 sırayı. Şimdi ipi kısa kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sıra geldi bacakları örmeye. Bacakları başlarken 11 tane zincir çekerek başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Şimdi burada bir halka oluşturacağız ve ilk zincirimizin içine batacağız. Zincir kaydırma ile birleştireceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki her bir zincirin içine bir tane sık iğne öreceğiz. Toplam 11 tane sık iğne öreceğiz. Başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 11. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci sıraya. 2 ve 12. sırada dahil her sırada 11 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, toplam 12 sıra her sırada 11 sık iğne olacak şekilde ördük. Geldik son sıramıza, 13. sıraya. Bu sırada da yine son sıra 13. sırada 11 tane sık iğne öreceğiz. 1 ve 11. Sırayı çıktığım zincirin içine
batırarak bitiriyorum. Bu ipi kısa kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir bacağımızı bitirdik. İkinci bacağı da örelim. Çünkü gövdeyi iki bacağı birleştirerek örgümüze devam edeceğiz. Bu nedenle ikinci bacağa da ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde ikinci bacağa da 11 adet zincir çekerek başlıyoruz. 11 zincirin üstüne 11 tane sık iğne, 13 sıra yine öreceğiz. Aynısını örüyoruz. Fakat 13. sıraya geldiğimizde buluşalım ve ipi koparmıyoruz. Sonra ipi birleştirerek diğer bacakla gövdeyi örmeye devam edeceğiz. Şimdi 13 sıra örelim arkadaşlar. Şimdi ikinci bacağı bitirdik. İpliği kesmeyeceğiz ve örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane arttırma örüyorum. 1 2 bir tane sık iğne, bir tane arttırma, 1 2 bir tane sık iğne, bir tane arttırma öreceğim. Şimdi burada orta parçamız vardı. Bu orta parçanın üstünden 5 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi diğer bacağı alacağız. Yeni bir sıra başlangıcı yapıyormuş gibi bu ilk sık iğnenin içine batarak örgüye devam edeceğiz. Bir tane arttıracağız burada. 1 2 bir tane sık iğne, bir tane arttıracağız. 1 2 bir tane sık iğne, bir tane arttıracağız. 1 2 Şimdi burada arkadaşlar 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve ortadaki parçanın üstünden örerek devam edeceğiz. Buradaki sık iğneler boş kalacak. Çünkü daha sonra bu parçanın yanlarını buraya dikeceğiz. Şimdi orta parçanın üstüne 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada arkadaşlar 3 sık iğne atlayacağım. 4 tane sık iğne öreceğim. Bakın 1 2 3. sık iğnenin içine batıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 ve 4. Sırayı birleştireceğim. Ve bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Şimdi böylece iki bacağı birleştirmiş olduk. Şu atladığımız bölümleri de bu parçaları, boşlukları dikeceğiz arkadaşlar daha sonra. Bu sırada arkadaşlar 34 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi gövdede ikinci sıra sadece 34 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Üçüncü sıra 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir tane arttıracağım. 1 2
İki tane sık iğne öreceğim. Bir, iki. Bir tane arttıracağım. Bir, iki. 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane azaltıyorum. 10 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda da toplam 35 adet sık iğne olmalı. Geldik 4. sıraya. 4 ve 10. sıra dahil arkadaşlar. Toplam 7 sıra, her sırada 35 adet sık iğne olacak şekilde toplam 7 sıra örelim arkadaşlar. Sıra 11. Şimdi 10 tane azaltma öreceğiz. Birinci azaltmam, ikinci ve 10. azaltma. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar 15 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 ve 15. Sırayı birleştir ve bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Geliyoruz 12. sıraya. 12 ve 13. sıralar 2 sıra, her sırada 25 adet sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Sıra 14'e geldik. Bu sıramızda 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 1 tane azaltma örüyorum. Sıra sonuna kadar 19 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 19. Sırayı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Sıra 15. 24 adet sık iğne örelim ve 24. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. 16. sıraya geldik. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 1 tane azaltacağım. Bir azaltıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar 18 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 18. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Geldik 17. sıraya. Bu sırada 23 adet sık iğne örelim. Ve 23. Sırayı birleştireceğim. Ve bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Geldik 18. sıraya. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 1 tane azaltma öreceğim. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar 17 adet sık iğne örüyoruz. 1 2
ve 17 sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. 19. sıra. Bu sırada 22 adet sık iğne örelim. 20. sıradayız. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 1 tane azaltıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar 16 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 16 sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğiz. 21. sıraya geldik. Bu sırada 21 adet sık iğne örelim. 22. sıra 4 sık iğne öreceğim. 2 3 4 1 tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 15 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 23. sıraya geldik. Bu sırada 20 adet sık iğne örelim. Evet, 24. ve son sıraya geldik. Şimdi bir sık iğne örüyoruz. Bir tane azaltacağız. Bir sık iğne. Bir azalt. 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 Bir sık iğne. Bir tane azaltıyoruz. İki tane sık iğne öreceğim. Bir. İki. Sırayı birleştirin. Evet arkadaşlar, böylece bacaklarla birlikte vücut kısmını da bitirmiş olduk. Bakın burası birazcık tümsek oldu. Arka kısmını oluşturuyor bu bölge. Önü buraya gelecek ve patilerini ayak uçlarına bu şekilde dikeceğiz şimdi. Sonra da içini elyafla dolduracağız. Elyaflarımızı da hazırlayalım. Evet, iki patimiz de hazır. Şu uç noktalardan ikisini de dikelim arkadaşlar. Yuvarlak dairesel hareketle tam bu kısımlardan iki bacağı da dikiyoruz. Ama ayaklar şu şekilde tam öne bakmasın. Bir tanesini şöyle birazcık sağa çevirelim. Bir hareket kazandıralım. Daha farklı bir görüntü olsun. Ya da ikisini bu şekilde dikebilirsiniz. Ya da birini böyle dikip diğerini şöyle biraz daha yan dikebilirsiniz. Dizaynı, dikişi size kalmış. Bu bölgelerden patilerini şimdi dikiyoruz. Evet arkadaşlar, ben çalışmayı tamamladım. Bacakları, patileri diktim. Tam uç noktalarından, yani bacağın uç noktasından bir kere dikersiniz. Sonra birinci sıradan itibaren tekrar bir tutturursunuz. Daireyi büyütürsünüz dikeceğiniz bölümü. Yani bacağın ucundan bir kere bir dikin. Sonra birinci sıradan tekrar büyüterek daireyi bir kez daha dikin. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi içine elyafla dolduralım. Evet arkadaşlar, ben içine elyafla doldurdum. Şimdi diğer parçaları örerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, sırada Bugs Bunny'nin karın kısmına dikeceğimiz beyaz parçayı öreceğiz hep birlikte. Çalışmamıza 3 adet zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 Birinci sıra
İkinci sık iğnenin içine batarak iki tane sık iğne öreceğiz. İki. İkinci sırada bir zincir çekip geri döneceğim. Her sık iğnenin içine bir tane arttırma örüyorum. İki. Bir. İki. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 Bir zincir çekip geri dönüyorum. Sıra 5. Bir tane arttırıyorum. 1 2 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 Bir tane arttıracağım. 1 2 Bu sırada 6 adet sık iğne olması gerekiyor. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 6. sıra 6 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 7. sıra 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 8. sıra 6 tane sık iğne öreceğim. 2 3 4 5 ve 6 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 9. sırayı öreceğim. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 10. sırayı öreceğim. Bir tane arttırıyorum. 1 2 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Bir tane arttırıyorum. 1 2 Bu sıramızda 8 adet sık iğne olmalı. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 11. sıra. 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 12. sıra. 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 13. sıra. 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 14. sırayı öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 15. sıra. 8 adet sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 16. sıra 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7
ve 8. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 17. sıra, bir tane arttırıyorum. 1 2 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane arttıracağım. 1 2 Bu sırada 10 adet sık iğne olmalı. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 18. sıra, 10 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 19. sıra, 10 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 20. sıra, 10 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bir tane azaltacağım. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 Bir tane azaltacağım. Bu sırada 8 tane sık iğne olmalı. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Sıra 22. 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 23. sıra, bir tane azaltacağım. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 Bir tane azaltacağım. Bu sırada 6 adet sık iğne olmalı. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 24. sıra, 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 25. sıra, bir tane azaltıyorum. 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 Bir tane azaltacağım. Bu sıramızda 4 tane sık iğne olmalı. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 27. sıra, 2 tane azaltma yapacağım. 1. azaltma 2. azaltma. Bu sırada 2 adet sık iğne olmalı. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 28. sıra, 2 sık iğne. 1 2 Bir zincir çekip geri dönüyorum. 2 sık iğne. 1 2 Bir zincir çekip dönüyorum. 30. sıraya geliyoruz. Burada her sık iğnenin içine bir tane arttırma öreceğim. 1. arttırma 2. arttırma Bu sırada 4 tane sık iğne olmalı. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 ve 4
bir zincir çekip geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi parçamızın şekli bu. Şimdi parçamızın etrafını arkadaşlar bir tur sık iğne örerek döneceğiz. Şöyle bir tur dönüyoruz arkadaşlar. Kenarları her sıraya bir tane batarak daha düzgün durması için kenarlarının bir tur bütün etrafını sık iğne örerek dönelim. Evet arkadaşlar, parçanın çevresini bir tur döndüm ben de, çalışmamı tamamladım. İpi uzun bırakalım arkadaşlar. Yani bu parçayı vücuda dikeceğimiz kadar, bize yetecek kadar iplik uzun bırakarak keselim. Evet arkadaşlar, bu parçayı Bugs Bunny'nin önüne dikeceğiz. Şöyle ki ben göstereyim size. Tam uç noktası buradan başlayacak şekilde bu parçayı da alt kısmı kıvırarak önüne düzgün bir şekilde yanlardan gizli dikiş yaparak dikelim arkadaşlar. Ben çalışmamı tamamladım. Parçayı bu şekilde diktim. Gördüğünüz gibi sizin de elinizdeki parçanın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Gizli dikişle önce iğneyle tutturun. Daha sonra da bu şekilde dikersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda hep birlikte Bugs Bunny'nin bacaklarını, gövdesini ve karın bölgesindeki bu beyaz parçayı ördük. Dikişlerimizi yaptık ve çalışmamızı tamamladık. Ben videomu seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Çünkü bunlar benim için çok kıymetli arkadaşlar. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.